Hızır Ali Mantar kanalımıza hoş geldiniz. Gününüz sağlıklı, huzurlu, bereketli olsun inşallah. Ben sizlere şimdi Sivas'ta gelen çayır mantarımın dokusunu nasıl alacağımı göstereceğim. Bu mantar Latince ismi Agarius. Bizdeki ismi ise çayır mantarı, mera mantarı. Yani kısacası kültür mantarın doğal hali. Biraz yıpranmış olarak geldi ama bunu farklı bir şekilde dokusunu alarak bir güzel şekilde tohumunu elde edeceğiz. Evet, şimdi kendimize besyer hazırlıyoruz. Burada 2 litre saf suyum var. Burada da 1 litre saf suyum var. Şimdi 1 litrenin içine 2 kaşık böyle toz şeker koyacağım. Daha önce biraz fazla ilave ediyordum. Hiç gerek yok. 2 kaşık yeterlidir. Zaten şekere de zam gelmiş. Yazık günah. Hiç gerek yok. Buraya da 4 kaşık koyuyorum. Burada 2 litre var. Evet. Bu gördüğünüz böyle peçete. Bundan da besyer hazırlayacağım. Bakın bu şekilde. Yumurta kartonları bulamazsanız bununla da yapabilirsiniz. Şimdi atıyorum. Kaynayan suyumun içine peçetemi attım. Şimdi sıra geldi. Yumurta kartonlarıma. Yumurta kartonları ne kadar diye ölçü vermiyorum. Zaten siz saf suyunuzun içine ilave edince ne kadar alacağını kendiniz de fark edeceksiniz. Bu şekilde. Tenceremin içinde ne kadar alırsa ilave edeceğim suyu. Saf suyumu. Evet. Peçetemiz hemen kıvamını aldı. Şunun altını biraz kısayım. Peçetemiz. Kolay oldu ama biraz kartonlar azıcık zahmetli oluyor. Bakalım. Tenceremiz ne kadar alırsa hepsini içine ilave edelim. Bütün yumurta kartonlarımı aldı tenceremin içi. Göz kararımız iyiymiş. Evet, bu şekilde. Saf suyunuzun içine miktar vermiyorum. Yumurta kartonu miktarı ne kadar alırsa kartonunuzu ilave edersiniz. Bu şekilde yarım saat kaynamaya bırakıyoruz. Bu şekilde yarım saat kaynayacak. Şeker suyumuzun içinde bu şekilde yarım saat kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Soğuduktan sonra da elimle sıkarak süzgeçimi alacağım. Yalnız çok elinizle sıkmayın. İçinde biraz hafif sıvısı kalsın. Çünkü biz fırına koyacağımız için orada kurumaya neden olmaz. Bu şekilde. Ara ara karıştırarak yarım saat kaynatacağız. Evet. Besyerimiz soğudu.
Size yarım saat kaynatın demiştim. Yarım saati bulmadı. Çünkü diğer sefer çok yapmıştım. Çok yaptığım için tencereden ancak kıvamını almıştı. Bu sefer bir 15 dakika, 20 dakika yeterli oldu. Yani siz de hani göz kararıyla besyerinizin kıvama geldiğini fark edeceksiniz. Ancak biraz mutfak konusunda tecrübeli olmayan kardeşlerim, çok az yaptığınız zaman 15-20 dakika yeterlidir. Çok yaptığınız zaman da bir yarım saati buluyor. Öyle diyelim. Siz de ona göre o şekil yapın. Şimdi bazı önemli detayları bazı videolarımızda atlamış olduğumuzu gördük. Şimdi yeni çektiğimiz videoya o önemli püf noktayı ilave edeceğim. Burada kartonunuzu süzgecinize sıkıp aldığınız zaman çok böyle sıkmayın. Bakın bu çok önemli. Bunu özellikle atlamış olduğumuzu gördük. Çok sıkmayın. İçinde bakın böyle sıktığınız zaman hafif yine su kalsın. Sebebine gelince biz bunu fırına alıyoruz. Kuruma yapacak. Bir de sıcak havalar geldiği için besyerimiz nemli olması bizim için daha iyi. Peçeteye gelince peçete bir 5 dakikanın içinde kıvama geldi. Hemen altını kapattık. Yani çok uzun süreli kaynatmanıza gerek yok. 5 dakika yeterli peçete için. Şimdi bunu ben kavanozlarıma alayım. Size nasıl aldığımı önce birer örnek göstereyim ki siz de ona göre yapasınız. Şimdi çok tecrübeli olan mutfakla ilgili kardeşlerim yaparlar ama yeni yapan gençler tabii ki nasıl yapacaklarını bilmedikleri için ben onlara yardımcı olmak amacıyla bunu yapıyorum. Bakın bu kadar alıyorsunuz. Ve kaşığınız ucuyla bu şekilde böyle geziyorsunuz. Yani alt kısmını kaplasın. Besyeriniz aynen normal besyer gibi olsun. İçinde biraz sıvısı fazla olunca daha rahat kalıp halini almasını sağlıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Peçeteyi de aynı şekilde yapalım. Bakın gençler şu kadar alıyorsunuz. Yine kaşınızın ucuyla şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Evet. Siz daha böyle özenerek güzel bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Evet, fırınımın içine aldım. Şimdi 5 dakika bekletip 200 derecede ısıttım fırınımda. 5 dakika bekleteceğim, steril edeceğim ve çıkaracağım. 5 dakika. Bu arada size mutfak camının önündeki güzel manzarayı göstereyim. Bakar mısınız? Bizler doğanın çocuklarıyız. Nerede olursak olalım, doğayı kendi evimize taşırız. Bakın bu böyle asma. Benim manzaram bu. Bu şekilde. Evet, şimdi de mantarımızın dokusunu alalım. Mantarımız bir bütün halindeydi aslında. Sivas'tan buraya kadar yolda gelince bu şekilde dağıldı. Yalnız biz şapkayla sap arasında dokumuzu alıyorduk. Ama şimdi farklı bir şekilde alacağım. Şimdi ben bunu şu şekilde soyacağım üst kısımda. Bakın dikkatlice bakın. Sizler de böyle yıpranmış mantarlar elinize geçtiği zaman onlardan nasıl doku alacağınız siz de ona göre yaparsınız. Bakın şu şekilde suyuyorum. Evet. Alevimizin arasında yapıyorum ki bakteri üzerine
konmasın. Şu şekilde. Bir şekil alevimiz ortamı sterilediyor. Bakın. Şimdi ne yapalım? Hemen cımbızımızı bu şekilde bir güzel steril edelim. Bir kavanozumuzu alalım bu şekilde. Bakın. Dikkatlice bana bakın. Bakın. Çayır mantarı. Yani mera çayır mantarı. Kültür mantarı doğal hali. Evet. Kültür mantarı doğal hali. Evet. Bakın. Görüyor musunuz? Dokularımızı alıyoruz. Evet. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Ne kadar da yıpranmış olsa biz yine dokumuzu aldık. Nasıl aldık? Üst kısmını soyduk. Şu ara bölgedeki temiz olan bölgeyi aldık. Ve ne yaptık? Kavanozumuzun içine attık. Şimdi bir şekil daha yapacağım. Bunu şöyle alıyorum. Şöyle ters çeviriyorum. Bak dikkat edin yaptığımı. Bir de şuradaki bir parçayı alıyorum. Şu. Ne yapıyoruz? Her denemeyi yapıyoruz. Bakalım hangisi daha güzel tutacak. Evet. Evet. Dokumuzu aldık. Bir güzel şekilde hepsini. Böyle ambalajlı lastiğimizi attık. Şimdi bunları bir güzel şekilde sarıma bırakacağız. Yalnız biz bunun sonucunu biz de çok merak ediyoruz. Sizlerle paylaşacağız. Çünkü mantarımız çok yıpranmış bir halde gelmişti. Biz her zaman sapla ve şapka arasında dokumuzu aldığımız için bu sefer farklı bir şekilden aldık. Bakalım sonucu nasıl olacak. Bu mantarımızın yetiştirilmesi de çok kolaydır. Aynen kültür mantarın kompostunu nasıl yapıyorsak o şekilde yapıp yetiştiriyoruz. Her yerde biliyorsunuz çıkan bir mantardır. Sonucunu elde ettikten sonra sizlere paylaşacağız ve ekimini de aynı şekilde yapacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizlerden ricamız beğenin, abone olun ve paylaşın. Hepinize kolay gelsin.